Arkadaşlar herkese merhaba. YouTube kitaplarının yeni bölümüne hoş geldiniz. Uzun süreden beri video çekmiyordum, atmıyordum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi yeni bir video ile dönüş yapıyorum arkadaşlar. Bu videoyu severseniz arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Yapamadığınız bir yer varsa ya da istediğiniz bir video varsa arkadaşlar yorum atmayı unutmayın. Hemen videomuza geçiyoruz. Videomuzun içeriği şey olacak. Hani Raycast'te bir obje alırken obje alırken Raycast'i kullanıyoruz arkadaşlar çoğunluğumuz. Raycast'te bir obje alırken Raycast obje dediği halde obje almıyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı var Unity'de. Şimdi bu sıkıntıyı kesinlikle çözmeyi öğreteceğim arkadaşlar. Güzelce izleyen arkadaşlar güzel dinleyin. Şimdi ilk başta arkadaşlar Raycast'te nasıl bir obje alınır? Hemen onu kodlayalım. Daha sonra o sorunu gösterin. Daha sonra çözümünü göstereyim arkadaşlar. Şimdi bu orta seviye bir kodlama olacak. Kusura bakmayın arkadaşlar. Public float değerinde hani bir mesafe bir sayı olduğu için float yazıyorum. Mesafe yani kaç metre diyeyim, kaç uzaktaki obje alalım arkadaşlar. Onun için ben buraya mesafe diyorum. Bu bizim ne kadar uzaktaki obje alacağımızı şey yapacağız. Buraya geleceğiz arkadaşlar. Raycast kit yapıyorum, yani değdiğimiz objenin ismini, tagını falan, değdiğimiz objenin içindeki şeylere erişmek için kit diye bir şey yapıyorum arkadaşlar. Raycast kit. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Bizim Raycast'imiz arkadaşlar, ışınımız. Bizim şuraya şunu kamera yapalım arkadaşlar. Buradan çıkacak arkadaşlar. Tam şunun orta noktasından çıkacak. Objeye değince onu alacağız arkadaşlar. Şimdi yazıyorum. If eğer physics.raycast.hit Raycast yazıyorum. Şimdi arkadaşlar ilk yazacağım şey nereden çıkacağı. Ben buraya gelip kamera.main dersem, yani ana kamera, yani tagı main kamera olan kamera oluyor arkadaşlar. Yani tabi şu an bunun ne? Main kamera. Yani bu objeden bu ışın çıkacak. Transform.position, yani bu kameranın pozisyonundan çıkacak. Virgül koyuyorum. Bakın burada diyor ki direction, yani ne tarafa doğru gidecek. Ben yine kamera.main transform.forward, yani forward ileri doğru arkadaşlar. Kameradan başlayacak, ileri doğru gidecek. Sonra arkadaşlar dediğimiz objenin ismini falan öğrenmek için arkadaşlar buraya out.out yazıyorum. Sonra yukarıda oluşturduğumuz raycast'i buraya tanımlıyorum hit diye. Şimdi arkadaşlar buraya giriyoruz. Bakın ne yazıyor burada. Max distance, yani uzaklığı. Yukarıda oluşturduğumuz mesafeyi yine buraya yazıyorum. Şimdi parantezi kapatıyorum. Açtım, kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar biz her obje alamayacağız. Her obje alırsak çok kötü şeyler olabilir. Mesela zemini falan alırız. Onun için arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Dediğimiz objenin bir tagı olacak. Mesela şunun bir tag, mesela şunu ilk başta şu hardı ben soft yapayım, biraz kasıyor. Arkadaşlar şimdi bu objenin bir tagı olacak. Mesela tagına bakın, şu an untagged, yani şu an tagı yok. Add tag diyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Artı deyip mesela siz buraya yerden ne alacaksınız? Mesela taş ya da sallıyorum pil, not, korku oynaklısı not alacak, işte pil alacak. Ne alacaksınız arkadaşlar? Onun ismini koyun. Ben şu anlık obje diyorum. Obje dedik arkadaşlar. Objeye tıklıyorum, yani objemize tıklıyorum. Sonra tagı yaptığım tagı seçiyorum. Yaptığım tagı buradan seçiyorum. Obje diye. Artık bu objemizin tagı obje oldu. Şimdi gelip buraya diyorum ki if eğer hit nokta, yani dediğimiz objenin game object, dediğimiz objenin tagı eşitse objeye, yani bir obje tagı bir obje değersek, bu ışın değerse destroy. Şimdilik arkadaşlar hemen silsin bunu. Hit nokta transform nokta game object, yani dediğimiz objeyi arkadaşlar silsin. Şimdi arkadaşlar bakalım silecek mi? Pardon. Çünkü kodu atmayı unuttum. Kodu atıyorum arkadaşlar. Karaktere attım ya da kameraya atabilirsiniz, fark etmez. Şimdi bakın orada duruyor. İşte arkadaşlar sıkıntı bu. Şu an D yoğun ama silmiyor. Şimdi bunu nasıl halledeceğiz? İlk başta arkadaşlar değip değmediğini anlamamız lazım. D'yi o da silmiyor falan olmasın. Şöyle bir şey olacak arkadaşlar.
Biz Unity'nin verdiği Canva sisteminde bir tane nokta koyacağız ekran ortasına. Oradan alabilmeyi yapacağız arkadaşlar. UI'dan Canva istiyoruz arkadaşlar. Sonra şuradan bunların şu ayarlarını pek bilmiyorum. Şöyle yapıyorum her zaman. Şöyle yapıyorum ben. Sonra Canva'sı UI'dan bir tane image oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar image ortaya geldi. Sprite'in arkadaşlar buradan gelip yuvarlak yapıyorum. Ve bunu buradan küçültüyorum arkadaşlar. Ve bunu ortaya sabitliyorum. Evet. Bakın şu an beyaz. Bunu bir siyah yapalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakalım. Bakın şu an arkadaşlar tam şöyle bir şey var. Şu mesela şunu nasıl yapabiliriz? Evet. Şimdi arkadaşlar ışın çıkıyor arkadaşlar. Karaktere kodu attım kesin. Aa, mesafe yazmamışız. Mesafe 5 yazalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi objeyi aldı. Ama an geliyor arkadaşlar almıyor. Şimdi almamasını göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an obje almıyor. Yani buradan alıyor arkadaşlar obje alamıyoruz. Evet şu an aldı. İşte ara sıra alıyor ara sıra almıyor. Bunu nasıl halledebiliriz arkadaşlar onu gösterecektim ben bu videomuzda. Onu halletmek için asıl sorunu göstereyim arkadaşlar. Sorun şey bizim şu kapsülümüzdür arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu bizim karakterimiz oluyor arkadaşlar. Bunun bir tane şey var bakın kapsül diye bir kolyedir var. Bu bizim şu ışın kamera şeyden çıkıyor. Bu kapsülün içinden çıktığı için arkadaşlar karakteri değiyor arasında ve almıyor yerdeki objeyi. Biz karaktere tıklayıp arkadaşlar bunun layer'ını bakın şurada ignore request diyoruz arkadaşlar. Sonra yes alttaki objeleri de aynı layer'den olsun muydu arkadaşlar? Yes diyoruz. Artık arkadaşlar hatta buna mod diyebilirdik. Hatta bunu şöyle default yapalım. Sadece bu karakter şey olsun. Aynı o layer'den olsun. Şimdi arkadaşlar deneyelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen aldı. Hiç daha sıkıntı çıkarmıyor arkadaşlar. Hatta şöyle dibine gireyim. Her türlü alıyor arkadaşlar. Daha basit bir şekilde almaya gösterdim. Daha iyi bir şekilde. Hatta şuna gelip biz if input nokta get k kode kode nokta f yazarsak arkadaşlar f gelip şuradan şunun içine koyarsak artık hem üstüne gelecek hem de f'ye tuşuna basarsak arkadaşlar objemizi alacak. Bir deneyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an almıyor. F tuşuna bastığım anda alıyor arkadaşlar. Bu sistem bu kadar arkadaşlar. Videomuzu sevdiyseniz, bir şey öğrendiyseniz arkadaşlar. Yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Son olarak bu da bizim Facebook sayfamız. Bilmeyenleriniz varsa göstereyim. Bunu da arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Burada işte arkadaşlar diyorum. Hani video koyacak falan diye. Burada yapıyorum ilk başta arkadaşlar. Bu sayfada beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Linkini de aşağı koyacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyun yapmalar.